Merhabalar Fatma Hanımlar, ne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün gene bir güzel tencere yemeği yapacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı aldım ve şöyle ellerim acıyor artık zaman zaman. Bunda soğanlarımı doğruyorum. Gerçekten büyük bir kolaylık. Soğanlarımı güzelce kıydım, soğanlarımı ilave ettim. Hemen bu aşamada yemeklik doğradım. Hemen tavuklarımı da ilave ettim. Kuşkaçı şeklinde. Beraber bunları biraz şöyle kavuracağım. Sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi patateslerimi ilave ediyorum. Birkaç diş sarımsak seviyorsanız, bir sevdiğiniz için hemen şöyle doğruyorum. Rendeleyebilirsiniz. Tercih sizin. Şöyle ve bunlarla da şöyle bir karıştırdıktan sonra, bu yaz yemeği diyeyim ben size. Daha önce de patatesli çok güzel tavuklu, kuşbaşılı, sulu köfteli, bezeli birçok tariflerim var ama bu biraz böyle biberi, domatesi olan bir yemek. Güzel, farklı bir yemek. O yüzden şöyle biraz daha bunlarla biberle de kavrulsun biraz. Evet, biraz kavurduktan sonra şöyle domatesimi ilave ediyorum. Kışın yapacaksanız böyle bir yemek, yazdan koyduğunuz domates, biberiniz olabilir. Onları koyabilirsiniz. Sosluk, rendelediğimiz, hazırladığımız konserve, onları ilave edebilirsiniz. Ya da hiçbiri yoksa salça ilave edebilirsiniz. Tam bu mevsimine, yaz mevsimine uygun bir yemek. Yeterince tuzumu ilave ediyorum. Sevdiğiniz baharatlar varsa onlardan şöyle ilave edin. Ben biraz karabiber, biraz toz biber ilave ettim. En sonunda güzelce şöyle bir karıştırayım. Kekik ilave edeceğim. Biliyorsunuz genelde bu yemekleri ilave ediyorum. Yanımda bulundurduğum sıcak suyumu ilave ediyorum. Şöyle hafif üzerine geldiği an yeterli. Bir de bunu göstermek istiyorum. Çaydanlıklarım biliyorsunuz benim çabuk bu ıspartanın suyundan kireçleniyordu. Geçen de bunu yaptım. Kaynattım. Çok güzel oldular şöyle parıl parıl. Artık sizlerde bu dibindeki farklı bir şey çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Kireci çıkarıyor yani, limon tuzuyla yapıyorum. Videosu var, bakabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Kaynayınca kısık ateşte pişene kadar pişireceğim. Evet, yemeğime bakıyorum. Kaynamaya başladı. Şöyle altını kısıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş pişene kadar pişiriyoruz. Yemeğime bakıyorum artık. Ben biliyorsunuz ana yemekleri biraz sulu yapıyorum. Ve şöyle patatesinin pişip pişmediğine bakıyorum. Evet, tavuğumu. Evet. Hepsi pişmiş. Son anda da şöyle bir kekiğimi ilave ediyorum. Onu da şöyle bir karıştırdıktan sonra artık yemeğim hazır. Şöyle altını kapatıyorum. Bir 10 dakika sonra servis ediyoruz. Evet, şimdi şöyle yemeğimi servis edeyim. Şöyle yanına güzel bir pirinç pilavı, bulgur pilavı, ne yapmak istiyorsanız. Şöyle muhteşem bir yaz yemeği oldu. Evet, Allah-u Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.